tırmandı. Söz gelimi Belçika'da bu oran %104 ve salgının ilk başladığı Nisan-Mayıs aylarında dahi görülmeyen 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı hafta sonu Belçika'da gözlemlendi. Bu da yetkilileri daha sıkı tedbirler almaya itti. Bugün yani pazartesi akşamı itibariyle geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edilecek ve bütün restoranlar, barlar, kafeteryalar yani hizmet sektörünün ağırlıklı olarak etkileneceği bir şekilde bu işletmeler bir ay süreliğine kapatılacak. Başbakan yaptığı açıklamada amacımız ekonomiyi mümkün mertebe ayakta tutmaya çalışmak ancak insanların sosyalleştiği ve temasın en fazla yaşandığı ortamlar, restoranlar ve barlar, kafeteryalar bu yüzden bir ay süreyle onlara bir takım ekonomik teşvikler, destekler sağlayacağız ama kapalı olacaklar dendi. Okullar hala fazla can kaybı, hali yüksek bu ülke içinde. Öte yandan durum Fransa için de çok parlak değil. Fransa hatırlayacak olursak virüsün ilk gözüktüğü ülkeydi. Yani salgının ilk başladığı Avrupa kıtasındaki ülkeydi. Hafta sonu 32 bin günlük 32 bin sayısını gördü Fransa. Son açıklanan yani son 24 saatteki vaka sayısı ise 29 bin civarı. Fransa'da hastaneler dolmuş durumda. Başkent Paris dahil yaklaşık 8 şehirde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi başladı bu uygulama. Ve bir süre daha böyle devam edecek gibi gözüküyor.